Abla. Ne ablacığım ne? Bilmediğim şey ne? Benim bebeğim mi? Ceren. Cemre, bize biraz izin verir misin? Ceren bana çok önemli bir şey anlatıyordu Nedim. Tamam ama benim onunla konuşacaklarım çok önemli. O yüzden lütfen bize izin ver. Ablacığım. Ablacığım. Abla. Söyleyeceklerim bu kadar, bitti. Hadi abla. Hadi, bitti. Git. Git. Ne yaptığını sanıyorsun sen? Delirdin mi ya sen? Ha? Ne yapacaktın? Gidip her şeyi Cemre'ye mi anlatacaktın? Ne o? Cemre çok mu üzülürdü? Cemre üzülürse sen de mi çok üzülürdün? Hı? Cemre hak etmediği hayal kırıklığına mı uğrardı? Ben hak ettim mi bu acıyı? Benim kırıldıklarım ne olacak peki? Benim acılarım ne olacak? Sen benim hikayemi çok merak ediyordun ya hani. Benimle nasıl evlendin diyordun. Anlatsam dinler misin? Kaldırabilir misin? Şeniz. O yaptı. Ben Cenk'ten hamile kalınca DNA testine gidiyoruz diye beni bir otele götürdü. Beni orada bayıltıp hiç tanımadığım adamlarla saçma sapan görüntülerimi çekti. Eğer dedi, eğer bebeğin Cenk'ten olduğunu söylersen, eğer Nedim'le evlenmezsen bu görüntüleri ailene veririm dedi. Kimse sana inanmaz dedi. Civan hapse, annen mezara gider dedi. Kansız. Beni ailemle tehdit etti. Kabul ettim dedim. Çaresiz kaldım. O yüzden karnımda Cenk'in bebeği varken seninle evlenmek zorunda kaldım. Şimdi sen biraz olsun anladın mı beni? Ben bilmiyordum.
Demek o kadar ileri gitti ha? Ceren, ben hep senin benimle menfaatlerin doğrultusunda evlendim diye düşünüyordum. Öyle bir şey yaşamış olma ihtimali bile aklımdan hiç geçirmedim. Kapana kısıldım Nedim. Bana başka çare bırakmadı. Ben annemin canıyla tehdit edildim. Ki unutmadım. Ben o imzayı ağlaya ağlaya attığım günü unutmadım. Hayatımın en kötü günü zannederdim ama değilmiş. Meğersem o şeytan daha benim doğmamış oğlumun katili olacakmış. Ben onun bana yaptıklarını unutmamak için her gün mücadele veriyorum. Sen ister benim yanımda ol, ister olma. Sen istersen onu affetmeyi seç. Öyle bir şey mümkün değil. Ben er ya da geç doğmamış oğlumun intikamını o şeytandan alacağım. Ben buna yemin ederim. Çok ağladın mı? Özür dilerim. Çok özür dilerim. Gelmedim. Yapamadım annem, özür dilerim, çok özür dilerim. Ben sana sarılmak yerine toprağını görmeye razı gelemedim. Görmezsem acısı geçer sandım. Ama geçmiyor. Çok canım acıyor. Sen burada uyumayı hak etmiyorsun. Sen benim kollarımda uyumalıydın. Neler söylemeliydim. Oyunlar oynamalıydık. Sen de yorulunca annenin koynunda uyuyakalmalıydın. Değil mi? Ama izin vermediler. Kavuşmamıza izin vermediler. Canımın bir parçasını benden söke söke aldılar. Bize bunu yapanların
hayatını karartacağım. Bizim kavuşmamıza izin vermeyenlerin hayatını bitireceğim ben. Sen rahat uyu, tamam mı? Hadi. Hadi bak anne burada. Anne geldi. Hadi rahat uyu sen. Kime yakıştırmış? Sen Karaca'yı olmayın. Kolay mı sen? Buyurun başlasın. Görüntüleri internette. Neden seni o nikah masasına oturtmak için bir servet ödedim? Karnındaki için. Çünkü karnındaki senin değil. Benim. Geldiniz. Sonun benim elimden olacak. Seni ben bitireceğim. Alo. Benim bir kurye teslimatım olacaktı. Babaanne neredesin? Nerede olurum? Bir yere gittiğim mi var ki? Agah baba evde mi çıktı mı? Evde çıkmadı. Ne oldu ki? Ne olacak canım? Allah Allah. Merak ettim onu soruyorum. Hadi bay bay. Bu da iyice eserekli oldu. Ceren Hanım. Nerede kaldınız? Gelmeyeceksiniz sandım. Sonunda yani. Buyurun. Ben adresi mesaj attım size. Oraya teslim edilecek. Tamamdır. Vah vah. Agah babam neler öğrenecek ya. Cenk. Cenk. Uyansana oğlum, saat kaç? İyi, sen kaşındın. Kalktın kalktın, ona kadar sayıyorum. Yoksa bir sürahi su kafana geçer, haberin olsun. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Kalksana lan. 8, 9, 10 ve... Günaydın oğlum. Günaydın. Oh. Ben bugün yeni uyandırma yaptım galiba. Ya eskiyorsun. Her zaman işe yarar bak.
Belli. Hadi bakalım hadi. Banyo, çiş, diş. Hayat devam ediyor. Acını çektiğin yetti, bitti, gitti. Erken kalkan yol alır. İşinin başına. Çalışmak kurtarır bizi. Beklenti bayağı yüksek. Anladım kadarıyla. E ne zannettin? Sen o şirkette babanı, bizi, soyadımızı temsil ediyorsun. Kaytarma lüksün yok beyefendi. Hadi bakalım kalk. Kalk. Mimarım kaytaramıyoruz. Kalk 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 çabuk. Geçelim işimizin başına o zaman. Oh. Söyleyeceklerin. Bitmedi tatlım. Neden geldin acaba? Seninle bir anlaşma yaptık. Hı. Bebeğin Cenk'ten olduğunu kimseye söylemeyeceksin dedin. Söylemedim. Nedim'le evleneceksin dedin. Evlendim. Ben köşemde uslu uslu oturdum. Sen ne yaptın? O anlaşmayı bozdun. Gittin o görüntüleri benim ablama izlettin. Yani ne oldu? Hamle sırası bana geçti. İnan beni kaşımasan ben bu kadar acele etmezdim. Ama bence sen bunu çoktan hak ettin. Neden bahsediyorsun sen? Ecelin geldi diyorum, ecelin. Yapamam zannediyordun ama yaptım. Bugün Agah Baba elimdeki kaydı dinleyecek. Kurye yola çıktı. Bitti sen Şeniz. Yapmadın, hayır. Blöf yapıyorsun. Yaptım. Vallahi yaptım. Senin şu panini izlemek bile o kadar eğlenceli ki benim için. Hayır, bu kadar ileri gitmiş olamazsın. Sana benim canımı yakma dedim. Sonun benim elimden oldu Şeniz. Agah Baba her şeyi öğrenecek. Ha belki de öğrenmiştir bile. Ne acı ama. Hem de Nedim'in ağzından. Kusura bakma, ben burada kalıp bu anın tadını çıkartmak isterdim ama evdeki cümbüşü kaçıramam. Oraya gitmem lazım. Hayır abla, olmaz. Çok riskli. Giriyoruz. Sen belgeleri hazırla. Ruhu bile duymayacak. O zamana kadar çoktan alacağımızı alırız. Hayırdır? Kimden ne alıyorsun? Beni mi dinliyorsun sen? Soruma cevap ver Yusuf, soruma. Kimin ruhu bile duymuyormuş? Ha? Sen Nedim'den mi bahsediyorsun? Dünya kara çayların etrafında dönmüyor Cenk. Böyle her şeyi üzerinize alın mı? Şimdi izin verirsen
İşlerim var.